Fryvatır YouTube kanalına hoş geldiniz. Kapanışa doğru programı haftayı kapatıyoruz. Ama haftayı kapatırken borsayı 8.000 üzerinde kapatamıyoruz. Yüksekte 8.090 gördük. Düşükte 7.956 seviyesi. S&P'nin ülke not görünümüne ilişkin pozitif revizyonu, evet, sabah açılışta endeksi future'ı %2 üzerine taşıdı. Bankalar oldukça pozitifti ki zaten şu anda da X-Bank %3'e yakın primli. Akbank %3.51, Yapı Kredi 2.5 primli, Garanti 3.15 primli. Endeksin genelindeki harekette Türk Hava Yolları, Akbank, Sasa, İş Bankası, Yapı Kredi ön plana çıkıyor. Bu kadar pozitifliğe rağmen neden 8.000 seviyesi altındayız? Burada özellikle kaynak girişi tarafında bazı sıkıntılar var. S&P'nin bu pozitif katalistine rağmen çok sınırlı bir etki oldu. Bankaları ayırıyorum. Önce zaten BOFA'nın raporuyla bankalar tetiklenmişti. Sonra S&P geldi. Buradaki görüşüm de hala geçerliyim. Bu olası yukarı yönlü hareketler kurumsallarla olacak. Ama kurumsallar pozisyonlanmalarını 2024 yılı stratejisi için yapıyor. Portföy alokasyonlarını bu şekilde yapıyorlar. Dolayısıyla S&P ile beraber bankalara dahil oldular. Bireysel yatırımcı da hep söylediğim gibi banka hisse senetlerini çok beğenmediğinden dolayı dahil olmuyor. Bundan sonraki hareketlerle bankacılık tarafıyla gelecek. Geldikleri zamanda ilk banka ve holding tarafına gelecekler. Ama işte orada zamanlama tarafı önemli. Bu zamanlamada da tetikleyici belki swap hatlarının açılıp açılmaması veyahut da Merkez Bankası'nın 11 Ocak'ta Amerika'da yapacağı yatırımcı zirvesinde 2024 yılına ilişkin para politikasının belirlenmesi. Aslında 2024'te belirsizlik anlamında oldukça karanlık günlere gebe, özellikle yurt dışı tarafta. FED faizi yüksek mi tutacak? 2024 ilk çeyrekte mi indirecek? İkinci aradan sonra mı indirecek? Başkanlık seçimleri etki olacak mı? Avrupa Merkez Bankası buna karşı ne yapacak? Bütün bunlar netleşecek ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da hem iç hem dış politikayla beraber bu para politikasını şekillendirmiş olacak. Sıkılaştırmanın sonuna geliniyor. Sıkılaştırma tamamlandıktan sonra makro ihtiyadi tedbirlerle enflasyonun Mayıs-Haziran döneminde 70-75, kuvvetle muhtemel 75'e yakın bir zirve görmesi ki bunun detaylarında 4 Aralık'ta açıklanacak enflasyon verisinde görüyor olacağız. İşte bütün bunlar kurumsal yatırımcıların gelmesini biraz engelliyor. Risk algısı pozitif, dahil oluyorlar ama bu kadar pozitifliğe rağmen aynı şiddette dahil olmuyorlar. Hani bunu ben söylemiyorum. 8.000'in altındaki bir endeks fiyatlaması bunu net olarak gösteriyor. Yurt dışı tarafa baktığımız zaman da Euro dolarda aşağı yönlü hareket devam ediyor. 1.09'un aşağısındayız ki bugün biz de Utku ile beraber FX yayınında konuştuk. Euro'daki kısa pozisyonumuz devam ediyor. Altın tarafında uzun pozisyonumuz bulunuyor. Petrolü konuştuk. Bitcoin 38.000 dolar seviyesi üzerinde. Tüm bunların referansı da mutlaka dolar endeksi. Günlükte 200 günlük grafikte bakmak lazım. 200 günlük ortalama 103.6 seviyesi. Dolar endeksinde orası önemli bir stop ki zaten şu anda da 103.58. O bantta işlem görüyoruz. Dolayısıyla buranın üzerine çıkması durumunda anlık olarak ons altında kısa dönemli taktik anlamında kısa pozisyonlarda bir 5-10 puanlık bir aşağı yönlü hareketi tetikleyebilir. Onun için gözler mutlaka dolar endeksinde olsun. Akşam saatlerinde de 19 ve 22 bu zaman dilimlerinde FED Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak. Önümüzdeki haftada Amerika'da Cuma günü verilerin verisi, tarım dışı istihdam verisi gelecek. Önceki veri 150 bindi. Beklenti 200 bin seviyesi. 200 bin FED'i ne üzer ne sevindirir. Yumuşak iniş için tam olması gereken unsur. Haftaya ilişkin detayları da FX videomuzda konuştuk. Herkese güzel, sağlıklı bir hafta sonu dilerim. İyi akşamlar.